KS Mutfağı'ndan merhaba. Bugün elma tartımlı sıcak kek yapıyoruz. Malzemelerimiz şöyle. 2 yumurta, 1,5 su bardağı şeker. Şekeri eğer çok şekerli seviyorsanız kekleri 2 su bardağına kadar çıkartabilirsiniz. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi, 2 su bardağı un, 2 silme tatlı kaşığı karbonat, 2 silme tatlı kaşığı tarçın ve 4 adet şöyle küçük küçük doğranmış yeşil ekşi elma. Bu tarifimizin en hassas noktası. Gerçekten buna riayet etmeniz çok önemli. Ekşi elma dediğimiz zaman şu gördüğünüz yeşil ekşi, gerçekten ekşi olan elmayı anlıyoruz. Böyle bir evdeki elmanın tadına bakayım, hafif ekşi, bunu kullanayım gibi bir durum söz konusu değil. Bunu yapmadığınız zaman kekiniz acı olacaktır. Çünkü karbonatı aktifleştirecek başka bir malzememiz yok kekte. Eğer elmanız yeterince ekşi değilse, güvenemiyorsanız elmanıza, karbonatın içerisine 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyerek karıştırıp köpürmesini sağlayabilirsiniz. Ama ben tarifi orijinal haliyle uygulamanızı öneriyorum. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Her kekte olduğu gibi öncelikle yumurtalarımızı ve şekerimizi çırpacağız. Bu arada normalde daha önce eğer takip ettiyseniz benim tariflerimi, bu kadar fazla şeker kullanmadığımı görmüşsünüz keklerde. Ama burada ekşi elma kullandığımız için 1,5 su bardağı şekeri rahatlıkla kaldıran bir kek olacak. Yumurtalarımı ve şekerimi çırptım. Şimdi içerisine sıvı yağ ekliyorum. O da karışana kadar çırpıyorum. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz yavaş yavaş. Normal keklerden çok çok daha koyu kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. Pişerken elmalar suyunu salacağı için zaten kekin kıvamını açacak. O yüzden endişelenmeyin. Bununla birlikte karbonat ve tarçını da ekliyorum. Koyulaşmaya başladı hamurumuz. Hatta bu aşamadan sonra ben çırpma telini bırakıp spatula ile devam edeceğim. Sakın ola ki aman bunun unu fazla geldi, bu kadar koyu olmaması lazım, ben unu azalttayım demeyin. Daha sonra elmalar su saldığında kıvamı çok fazla açacağı için eğer ununu bu kadar koymazsanız çiğ kalacaktır kekiniz. Gördüğünüz gibi neredeyse kurabiye hamuru kıvamında. Bütün unumu yedirdim. Şimdi son malzemelerimiz olan elma ve cevizi ekleyeceğiz. Bu arada ekşi elma eklememizin sebebi sadece karbonatı aktifleştirmek değil, ekşi elmanın yapısı normal diğer elmalara nazaran biraz daha serttir. O yüzden piştiğinde kekin içerisinde daha tane tane kalır. Böyle de bir amacı var elmamızın. O yüzden özellikle orijinal tarife riayet etmenizi öneriyorum. Kek hamurumun kıvamı açılmaya başladı gördüğünüz gibi. Elmam suyuyla birlikte. Elmam suyunu saldıkça karbonatım da muhtemelen şu anda aktifleşmeye başladı. Bu arada bundan emin olamıyorsanız şu aşamada böyle elmalarınızı hamura iyice karıştırdıktan sonra çok ufak parçalarına bakarak eğer acı mı değil mi onu bir kontrol edebilirsiniz. Acıysa demek ki karbonatınız aktifleşmemiş, yani kekiniz piştiğinde de acı olmaya devam edecek demektir. O yüzden biraz daha fazla karıştırabilir ya da daha önce de söylediğim gibi limon sıkabilirsiniz içerisine. Son malzememiz cevizi ekliyoruz. Bu arada ceviz miktarını çok seviyorsanız eğer arttırabilirsiniz. Şimdi kekimizin hamuru hazır. Burada tereyağı ile daha önce yağlamış olduğum bir kalıbım var. Şu an çoklarınıza kek hamurunun çok umutsuz göründüğünü farkındayım. Ama hiç merak etmeyin, harika bir kek çıkacak ortaya piştikten sonra. Gerçekten yiyenlerin ikinci hatta üçüncü dilimi istedikleri, yani kendilerine durup denemedikleri takdirde hiçbir zaman duramayacakları kadar lezzetli bir kek oluyor. Bu arada fırınımı 180 dereceye öncesinde ısıtmıştım. Şu anda keki bekliyor.
Kendi kendine kolayca yayılabilecek bir hamur olmadığı için üzerine düzlemeye her yanının eşit şekilde olmasına çok dikkat ediyoruz. Kekimiz hazır. Şimdi 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. 45 dakikanın sonunda kekimiz pişti. Pişme süresi mutlaka sizin fırınıza göre değişiklik gösterecektir. O yüzden lütfen kekimizi fırından almadan önce kürdan testi yapın. Şöyle görüyorsunuz. Normal keklerden biraz daha fazla kızarıyoruz dedi. Kekimiz ılıdıktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.